Evet sevgili izleyicilerimiz, Memleket Sefası programı bu hafta İstanbul'un gülen yüzü Beylikdüzü'nde. Bugün Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nin yeni etapları açıldı. Beylikdüzü eski belediye başkanı, şimdi İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu az önce bir konuşma yaptı. Şimdi sizlerleyiz efendim. Yolumuz Atatürk'ün yolu, bu yolda imanlar dolu. Yolumuz Atatürk'ün yolu, bu yolda imanlar dolu. Ayırmayız sağın solu, geçmiş oturana dolu. Ayırmayız sağın solu, tek millettir Anadolu. Vatandır her bir zerremiz, uğrunda yılmaz neferiz. Vatandır her bir zerremiz, uğrunda yılmaz neferiz. Biliriz bu çetin yolu, ölsek de geri dönmeyiz. Biliriz bu çetin yolu, ölsek de boyun eğmeyiz. Kuvayi milli ruhumuz, andımız olur sözümüz. Damarlarımızdaki kan, Atatürk bizim özümüz. Kuvayi milli ruhumuz, andımız olur sözümüz. Damarlarımızdaki kan, Atatürk bizim özümüz, Atatürk bizim özümüz. Keşfetmeye gayret ettiğimiz noktalardan birisi burasıydı. O dönemde Bahçeşehir'de Gölet diye bir proje hayata geçmişti. 90'lı yılların ilk yarısında, yani 95 yılının daha öncesinde Emlak Konut tarafından Gölet diye bir proje hayata geçmişti. Bunu burada da bilenler vardır. Ben size bir değişimi ve dönüşümü iki yönlü anlatacağım. Akılla, mantıkla nereye veya diğeriyle nereye diye. Tabii o dönemde Emlak Konut gerçekten nitelikli işler yapma konusunda güzel gayretleri vardı. İyi projelerden biriydi ilk Bahçeşehir oluşumu. Ve orada o güzel yeşil alanı gıptayla gidip bakıyordum ve biz de bu vadiyi bir an önce yapmalıyız diye gayretler gösteriyorduk. O yıllardan itibaren belediyeler, bu bölgenin belediyeleri defalarca da burayı farklı tariflerle, başta Yeşil Vadi diye tarifleyerek farklı tariflerle süreci milletimize anlattılar birkaç seçim. Tabii bu gerçekleşmedi. Yani bizim vadi ne yazık ki Şener Şen, Kemal Sunal filmine döndü. Seferoğulları, Tellioğulları'nın vadisi gibi biri o taraftan biri bu taraftan hafriyat döktüğümüz alanlara dönüştü. Ama günün sonunda benim hayallerim bizi belediye başkanı olarak bu şehre seçtiğinde halkımız tarafından ilk ortaya koyduğumuz ve kararlı olduğumuz proje olarak burayı hayata geçirdik. Ve şunu söyleyeyim, 96 yılı yarışma, yani 95 yılında aslında hazırlıkları başlamıştık. 2016 yılında, 2015'te hayata başlamıştık. 2016'da yarışma projesiyle birlikte hızlıca imalatlarına giriştiğimiz bu alan, bugün yıl 2022, 6 yılda Büyükşehir Belediye'mizin de işbirliğiyle, yani doğru akıl, iyi akıl, teknik akıl ve vatandaşını düşünen akıl, hem ilçe belediyesinde hem Büyükşehir Belediyesi'nde de hayata geçince 6 yıl gibi bir sürede bu şehre 1 milyon 250 bin metrekare olsa da aslında yakın etki alanlarıyla 1,5 milyon metrekareye yakın, ki Rıfat Ilgaz Caddesi'ni bitirmek üzereyiz. Onun da o bölümden Migros'a ve E5'e uzayan, D100 karayoluna uzayan
kolu olacak ki bizim Yaşam Vadisi'nin Y'si gibidir buranın coğrafi şekillenmesi. 1,5 milyon metreye yakın bir yeşil alanı Beylikdüzü'ne ve İstanbul'a kazandırdı. Biraz içinizi acıtayım. Beni şevklendiren, yüreğimi ayağa kaldıran, böyle hararetlendiren ve o dönemin projeci ve iyi aklıyla hayata geçen gölet ne oldu? Beton oldu. Orada başka bir hakim akıl devreye girdi. Başakşehir'le beraber o dönemin suskun sedasız büyükşehir ve yine bu dönemin emlak, konut ve diğer kurumların işbirliğiyle o güzelim alan betona döndü. Dolayısıyla dolayısıyla aslında bu iki farklı kavramı sizin önünüze seriyor değerli vatandaşlarım, değerli hemşehrilerim. Bu çok önemli. Niye biliyor musunuz? Bu şehir ve bu ilçe, bu ülke, bu memleket vakit kaybetmese, iyi akılla, doğru akılla, bilimle, teknikle, vatandaşını düşünen akılla hareket ederse, sadece Beylikdüzü değil, sadece İstanbul değil, memleketimizin her köşesi hak ettiği projelerle buluşur ve insanlarımıza güzel yaşam imkanlarını sunar. O bakımdan biz işte buradaki enerjiyi İstanbul'un başka alanlarına da kazandırmanın yoğun çabası içerisindeyiz. Tam 21 yaşam vadisini İstanbul'un farklı yerlerinde hayata geçiriyoruz. Haliç kıyılarından Silivri'ye, Pendik'ten Ayamama'ya, Çekmeköy'den Balta Limanı'na, Tuzla'dan Ortaköy'e, Kurbağalı Dere'den diğer nice projelerimize varıncaya kadar yaşam vaadimizi İstanbul'un her köşesine kazandırmanın yoğun çabası içerisindeyiz. 3 yıl içerisinde İstanbul'a 5 yaşam vadisini kazandırdık. Ondan fazla bölgede de şu anda yapımına devam ediyoruz. Yaşam vadileriyle İstanbul'a 20 milyon metrekarenin üzerinde yeni yeşil alanı kazandırmanın keyfini yaşayacağız hep birlikte. D100 karayolundan Marmara Denizi'ne bu vadiyle ulaştığımız gibi diğer birçok ilçemizde kuzey-güney aksında yaşam koridorları, hava koridorlarını var ederek aslında insanlarımızın hem sağlıklı koşullarda yaşamını sağlamak hem de o sağlanan alanların birer insani ulaşım akslarına dönüşmesini de sağlayacağız. Yürüyerek, koşarak, bisikletiyle birlikte. Vadide işte bu güzel fonksiyonlarla aslında her bir insanımızı çok güzel ortamlar bekliyor. Çocuklarımız için, gençlerimiz için, bazen spor yaparken, bazen bir festivalde müzik dinlerken, bazen bir araya gelip tanış olup konuşurken, tartışırken, sohbet ederken, bu aynı zamanda özgür alanlarda demokrasiyi de güçlendiren projeler. Yaşam vadilerinin belki de en nedenli aktif olarak kullanıldığını ve çocukların, gençlerin buraları nasıl sevdiğini sadece bir belediye başkanı olarak değil, bir baba olarak çocuklarıyla, eşleriyle beraber burayı yaşayan olarak da çok iyi bilirim. Tabii kontrolsüz yapılaşma nedeniyle şu anda içine giremediğimiz bazı İstanbul'un vadilerini de yine yaşama katma konusunda gelecek vizyonunu aktif harekete geçirerek bu projenin devamını İstanbul'da sürdüreceğimizi hepinizin huzurunda belirtmek istiyorum. İstanbul 3 yılda bile çok yeşil bir şehir oldu. Daha da yeşil olmaya devam edecek. Çünkü biz ağacın, toprağın, çiçeklerin bereketini de biliriz, değerini de biliriz. İnsanın doğayla uyum içerisinde yaşamasının, iç içe yaşamasının,
parayla ölçülemeyecek kadar değerli olduğunu da biliriz. Biz bu şehrin çocuklarının hayallerini binaların arasına sıkıştırıp kalmasın, özgürce koşsunlar, oynayabilsinler istiyoruz. Onun için bu şehrin kaynaklarını saçma sapan işlere değil, bir avuç insanı mutlu edecek kavramlara değil, 16 milyon insanını mutlu edecek projelere ayırdık, ayırmaya devam ediyoruz. Ve özellikle de bu şehrin çocuklarını aktarırken dünyanın en cömert belediye başkanı olmaya devam ediyorum. Tabii yıllarca o ihmal ediliş aklının az önce verdiğim Başakşehir Beylikdüzü eksenindeki o paradoksu iyi zihnimizde tutalım. Hangi akıl orada neyi neye dönüştürdü? Hangi akıl burada neyi neye dönüştürdü? İkisini yan yana koyup sadece 15 yıllık bir kesitte sağlıklı bir yönetim ve yönetici özeti yapabilirsiniz. Bundan sonra başaramayacaklar. Emin olun bundan sonra başaramayacaklar. Çok kararlı bir yönetim var İstanbul'da. Ama ben ne biliyorum ne görüyorum onu söyleyeyim. Çok kararlı bir halkımız var artık İstanbul'da. 16 milyon insanımız var. Onların kararlılığı... Bu şehri çok güzel bir dönüşüme kavuşturacak. Biz dönem dönem bir avuç insanın bizi engelleyici, bizi kötüleştirmeye ve durdurma çabalarını görüyoruz. Saçma sapan bir dava ile bile bizi mahkum etmeye çalışan aklı gülerek seyrediyorum. Yazık ediyorlar. Ülkemize, hukuka, adalete dönük yazık ediyorlar. Ama başaramayacaklar. Başaramayacaklar. Çünkü eminim ki bizi izleyen, takip eden, yaptığımız işleri anlayan ve içselleştiren, başta Beylikdüzülü komşularım, hemşerilerim var. İstanbullu hemşerilerim, 16 milyon insanımız var. Hatta bu ülkenin 86 milyon vicdanlı vatandaşları var. Başaramayacaklar. Dürüst insanlar bu ülkede kazanmaya devam edecek. 16 milyon İstanbullunun sağduyusu kazanmaya devam edecek. Gücümü ve enerjimi hep sizlerden aldım, almaya devam ediyorum. Gerçekten hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bu güzel projenin olgunlaşması için bu yeni dönemde İSKİ ile yaptığımız özenli çalışmayla, geçmişte pek de yapmadıkları, çok az uyguladıkları bir biçimde bu tür alanlara katkı sunmalarıyla beraber çok güzel iş yapmanın da gururunu, keyfini bu kurumumuz da burada yaşıyor. Ben genel müdürümüz nezdinde bütün İSKİ ekibimize yürekten teşekkür ediyorum. Ağaç Aşe iştirakimize ve tabii ki bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonra artık bu şehrin insanları D100'den, E5'ten sahile kadar hiç ara vermeden hayal ettiğimiz gibi, o makette görüp hayal ettiğimiz gibi 31 yıl sonra, 32 yıl sonra tamamını bir belediye başkanı olarak bu şehre kazandırmanın, o 20 yaşında hayal eden bir genç delikanlı olarak büyük keyfini yaşıyorum. Bu şehrin gençlerine ve çocuklarına diyorum ki güzel şeyler hayal edin. Hayal edin ve çok çalışın. Ahlaklı ve adil olun. Mutlaka kazanırsınız ve hayalinizi gerçekleştirirsiniz. Aynen bugün yaşadığımız gibi. D100'den sahile kadar, sahilden yine yukarıya bu kulvarı, bu güzel yeşil alanı
denemeye, doya doya yaşamaya bütün Beylikdüzü'lü hemşehrilerimizi ve İstanbullu hemşehrilerimizi davet ediyor. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Sağ olun, var olun.